Bir, şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. İki, kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Üç, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Dört, piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. Beş, askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Altı, yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Yedi, tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır. Şimdi asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyük şehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyük şehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir. Ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğini artırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Evde kal Türkiye. ensonhaber.com